Sevgili gençler, bugünkü konumuz ilke inkılaplarla e, devam edeceğiz. İlke inkılaplar birlikte iç içe iç, devam edeceğim. E, cumhuriyetçilik, cumhuriyetçilik e, rejim e, ile alakalı aklımıza gelmesi gerekiyor. Bir rejimdir. Cumhur demek de ha, halk demektir. Halkın hakimiyetinin olduğu yönetim şeklidir. Anahtar e, kavramlar, milli irade, milli egemenlik, halk egemenliği, seçim, meclis, milli hükümet sistemleri ile e, bağdaştırılabiliriz. Bu kavramları gördüğüm yerde Atatürk'ün sözlerinde, paragraflarda hemen cumhuriyetçilikle ile ilgili yorum yapabiliriz. Yapılan, e, bu düğümünde yapılan gelişmeler ise TBB'nin açılışı ilktir. Biliyorsunuz ki 1920'dir tarih. 21 Anayasası içerisindeki maddeden dolayı saltanatın kaldırması, cumhuriyetin ilan rejimin belirlenmesi, halifeliğin kaldırılması, yani kişi egemenliği sonlandırarak e, cumhur egemenliğini açmışlardır, önünü açmışlardır. Siyasi partinin açılması... De cumhuriyetçilikle bağdaştırmak. Ordu siyasetinden ayrılmasıyla Halkın içerisinden gelen kesimlerle Meclis istemiştir Mustafa Kemal Ve demokratik sistemi getirmiştir Bu şekilde de. seçme ve seçilme hakkının Kadınlara verilmesiyle demokratik sistemle Ne yaparız bağdaştırırız Çift derece seçimden tek derece seçime geçilmesi de Cumhuriyetçilikle alakalı çünkü aracısız Doğrudan sandığın başına gittiğimiz sistemdir e, Doğrudan Cumhuriyetçilikle pekiştiririz Halkçılıkla ilgili söylemem gereken ise Halk e, cumhuriyetçinin sonucudur aslında e, halkçılıkla e, e, cumhuriyetçilik iç içedir. E, tüm kanunda eşitliği savunur. E, ayrıcalıksız e, adaletle e, iç içe konuşabileceğimiz kavramlar vardır. Mesela eşitlik, adalet, sosyal devlet, halk yararı halkçılıkla bağdaşmaktadır. E, cumhuriyetçilikle yapılan ilk inkılaplar hepsi burada e, yer alır. Görüyorsunuz ki tebemin açılışı, saltanatın kaldırması. İzmir İktisat Kongresi neden? Halkı için e, yapılan bir kongredir. Halkın gelişmesi için ekonomik alanında. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, cumhuriyetin inan, bakın yine Cumhuriyetçilikle iç içeydi, aşağı vergisini kaldırması da halkın ezildiği vergini kaldırması, TV disatla da e, neden? Çünkü e, bir sistem ile bütün e, halkın her kesiminden, her yerinden aynı e, şekilde eğitim alma alması sağlanmış olur. Karma eğitim, herkesi zorunlu parasız e, sistem getirilmesi de eşitlik anlayışıyla ile alakalıdır. E, Kavataş kanunu, medeni kanun medeni kanunda sosyal hakkı kadınlara verilmesiyle eşitlik getirilmiştir. Harf inkılabı ve millet mektepleri birbirleriyle alakalıdır. Birbirinin sonucudur. Ee, okuma yazma oranını arttırmak istenmiştir. Halk evleri, kadınları siyasi haklar yine cumhuriyetçilikle bakın dikkat edersiniz. Halkın egemenliğinin sonucudur. Ve e, kılı kıyafet sosyal alanda yapılan e, reformdur. Toprak reformdan çıkıyor. Soyadı kanunu, lakap ve ünvanlar kaldırılması da ayrıcalıksız bir sınıf ortaya çıkmış oluyor ve halkçılık pekişmiş oluyor. Cumhur şey, e, ardından da milliyetçilik. Milliyetçilikle ilgili bilmemiz gereken zaten biz Kurtuluş Savaşı'nda bunu görmekteyiz. Ülkenin bağımsızlığı ve bütünün bölünmezliği, e, kültürümüz, e, din, dil, ırk ayrımı yapılmaması, bir çatı altında birleştirilmesiyle söz konusu. Birlik beraberliğimiz, bağımsızlığımız, benliğimiz, kültürümüz, dil ve tarih açısından ve ne oluyor? Milliyetçilikle bağdaşır. Milli kelimesi bana bunu doğurur ve Türk kelimesini de gördüğüm yerde milliyetçilik olarak düşünebilirim. Burada da görüyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasında milliyetçilik ön plandadır. O şekilde kazanmıştır. TBMM'de Dikkat ederseniz azınlıklar yok herkes Türk. Ee, İzmir İktisat Kongresi'nde milli ekonomik kararları alınmıştır e, sevgili gençler. E, yerli malı önemsenmiştir. Bizim ülkemizin ekonomisi kalkınması hedeflenmiştir e, diyebiliriz. E, Tevhid tesisatla herkesin e, şey buradaki e, okulların MEP'e bağlanması söz konusudur. MEP'e bağlanmasıyla da kontrol altına alınmıştır ve e, ve milliyetçilikle alakalıdır. Kapitülasyonları kaldırdıktan sonra da e, Lozan'da kaldırmıştık hatırlayın ve e, Türk li, e, limanların millileştirilmesi söz konusudur ve e, Kabataş Kanı ile birbirini tamamlayıcısı niteliğindedir. O yüzden bizim limanlarımız bizim ekonomimizle alakalı olduğu için milliyetçilikle ne yapar bağdaşır bu gelişmeler. yeni Türk harflerinin kabul edilmesi Türk kelimesiyle alakalı demiştim. Bizim e, benlik kelimesiyle e, alakalıdır. Millet mekteplerinin açılması e, yabancı e, işletmene millileştirilmesi, Türk parasını Türk diyorum, Türk parasını koruma kanunu çıkarılması. Biliyorsunuz ki biz e, o dönemlerde e, yabancıların denetimine baya ekonomik olarak içecektik. Düğünün mumu hatırlayalım. Kaldırılmasıyla da artık yeni milli ekonomi adımları hatırlıyor. E, Türk tarih ve dil Kurumu da açılmasıyla da birlikte sevgili gençler e, ekonomi e, Pardon sosyal olarak e, ne yapıyoruz? kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Laiklikle ilgili e, bilmemiz gereken de din devlet ayrımıdır, din vicdan özgürlüğüdür, akıl ve bilimselliği savunur. Daha önce çıkmış bir sorumuz vardır. Akıl ve bilimselliği savunarak e, sevgili gençler e, bu la, inkılapçılık yönüyle de ne yapar? Bağdaşır. İkisinde de aynı ortak nokta vardır. E, onu vermesi mutlaka akıl ve bilimselliği çağrıştırıyorsa e, ...layıklıyı laikliği de düşünebiliriz. Din, e, akılcılık, bilimsellik, din vicdan özgürlüğü gördüğümüz yerde laik düşünebiliriz. Neler yapılmıştır bu doğrultuda? Saltanatın kaldırılması ilk adımdır. Halifeliğin kaldırılması doğrudandır sevgili gençler. Devlet edrisatla medreseler kaldırıldığı için alakalıdır. Dini eğitim verilen kurumların kapatılması söz konusudur. Şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılmasıyla da e, sevgili gençler artık e, Diyanet İşleri ve Vakıf e, Müdürlüğü'ne bağlanması din devlet ayrımı söz konusudur. Medeni kanunun kabulüyle de e, sevgili gençler resmi nikah getirilmiştir. Dini nikah reddedilerek. Ayrıca da e, sevgili gençler, patrikhanelerin siyasi etkileri kaldırılarak din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Bu yönüyle de laiklikle bağdaşır. Medeni kanunu kabulü. Te Tek ve, ve türbelerin kaldırılmasıyla da e, sevgili gençler, bu aynı zamanda bu madde, e, bu yapılan inkılap diyelim, e, halkçılıkla da içerir. Çünkü toplumun bir bütün olması sağlanmıştır. Ayrışmayı reddetmiştir. Lakap ve ünvanların kaldırılması dinili lakaplardan bahsediyoruz. İşte Şeyh Derviş e, Hacı Hoca gibi kelimelerden bahsediyor. Ünvanlarının kaldırmasıyla da e, layıklıkla doğrultudadır diyelim. Kılık kıyafette toplum içerisinde Diyanet İşleri'nin e, başkanın dışında e, toplum içinde gezilmesi yasaklanmıştır. De, devletin Dini İslam'dır maddesi 1928'de bu maddeyi çıkarmışlardır e, sevgili gençler. Son adımda 1937'de yapılan anayasaya girmesiyle de sevgili gençler ne olmuştur? Layıklık aşaması yerleşmiştir. Devam ettiğimizde devletçilikle alakalı. Devletçilik bu dönemlerde devlet üstlenmiştir ekonomiyi. Çünkü neden? Halkın elinde sermaye, teknoloji, bilginin eksikliğinden dolayı olmamasıyla devlet üstlenmiştir. Biz neyi görmemiz gerekiyor devletçilikle ilgili sorular çözmem için? Karma ekonomiyi, devlet yapılanmalarına, işletmelerine üstlenmemiz gerekiyor. Planla kalkılmayı sağlaması gerekiyor devlet. Ama toplum için yapıyor dikkat ederseniz. O yüzden Akçılıkla bir bütündür ama şunu da altını çizmek istiyorum. Devletçilik zorunlu bir ilkedir çünkü devletin mecburen yaptığı bir e, kalkınmayı sağlamak için mecburen üstlendiğidir. Atatürk Mustafa Kemal e, karma ekonomiyi savun yapmış. E, devletçilik ağır basarak ama e, aklı fikri e, doğru olan da hep e, özel sektörün gelişmesidir sevgili gençler ama e, o dönemin şartlarından dolayı devletçilik ön plandadır diyebiliriz. Devletçilik ile ilgili neler yapılmıştır? Sanayi maden bankası kurulmuştur. Emlak Eytan emlak, e, e, bankası kurulmuştur. Görüyorsunuz bankacılıkta e, devletçilik adı altındadır, yapılanmadır. E, toprak reformu getirilmiştir. E, Merkez bankası 1930'da kurulmuş ve bütün bankalar buraya bağlanmıştır. Birinci beş yıllık kalkınma planı e, 1933- 38 yılları arasındadır. İkincisi uygulanmamıştır çünkü güncü dünya savaşı çıkmıştır. E, kamu iktisadi e, teşebbüsleri, Sümer Bank, e, Etibank, Maden Teknik Arama Enstitüsü, Denizbank, Halk Bankası ve 2. Beşili Kalkınma Plazı burada yer alıyor tekrar. Uygulanmamıştır. 2. Dünya Savaşı'nın etkisi vardır. Sevgili gençler, Devamında da inkılapçılık. İnkılapçılıkta da de, de, e, bilmemiz gereken çağdaş, modern, e, medeni, ileri, e, muasır, medeniyetler seviyesi dediğimiz zaman inkılapçılık aklımıza gelmeli. E, derdimiz, gücümüz der, e, nedir? Çağdaş uygarlık seviyesini yükselmektir. Halkın ihtiyaçlarına uygun yenilikler, inkılaplar yapılmıştır. Atatürk döneminde yapılanlar köklü değişikliklerdir dikkat ederseniz ve birbirini tamamlayıcısı niteliktedir. Anahtar kelimelerimiz sürekli yenileşme, çağdaşlaşma, modernleşme, batırlaşma, Osmanlı döneminde yapılan e, e, gelişmeleri, yeniliklere Atatürk tek çatı altında değerlendirmiş. Eskileri kapatıp e, yenisiyle devam etmiştir. Ve ikiliye de ne yapmıştır? Son vermiştir bu şekilde. İnkılaplar içerisinde, tüm inkılaplar Atatürk içerisinde, inkılapçılık içerisinde yer alır. Teşekkür ederim herkese.